Yatırımını bu bankalara yapanlar yaşadı, daha fazla alacaklar. Bu bankalara yatırım yapanlar daha çok kazanacak. Ekonomim yazarı Şeref Oğuz önemli ayrıntıyı açıkladı. Filistin-İsrail çatışması sonrasında faizde daha az artış beklenirken 500 puanlık bir artış gerçekleşti. Merkez Bankası faizi 500 puan artırarak %35'e yükseltti. 5. kez faiz artırıma giden Merkez Bankası'nın bu kararının ardından bankacılık sektöründe hareketlilik başladı. Ekonomim.com'dan Şeref Oğuz'un, yurt dışından paranın zor geleceği anlaşıldı, başlıklı yazısı ile Merkez Bankası'nın faiz kararına da değindi. Merkez dış kaynaktan umudunu kesmiş. Merkez Bankası'nın faiz artırımının altında yabancı sermayeyi çekmek olduğunu belirten Şeref Oğuz köşesinde şunları yazdı. Yatırım için yabancı bir yandan kazanacağına bakarken diğer yanda yatırdığını geri alacağından emin olmak istiyor. Önceki bakanın, kötü sürprizlerini yeniden yaşamak istemiyor. Anayasaya, MB başkanı görevden alınamaz, maddesi konsada, güven duymaya yetmez, diyorlar. Faiz artışı karar metnine bakıyoruz, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana dek, parasal sıkılaştırma, gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli güçlendirilecek. Bunun bir anlamı da hala enflasyonu körükleyen harcama eğilimi olduğudur. Belli ki merkez, dış kaynaktan umut kesmiş. Ekonomide kapanma dönemine GIRECE yumuşak GIZ. Faiz artırımının ardından kredi kartlarında, limitlerde sınırlamaların geleceğini söyleyen Şeref Oğuz, ticari kredi faizlerinin de artacağını söyledi. Şeref Oğuz, konut ve taşıt piyasasını etkileyecek. Ekonomide giderek daha fazla kapanma dönemine gideceğiz, dedi. Mevduat faizlerinde kamu bankalarının özel bankalara göre daha fazla vereceğini söyleyen Şeref Oğuz yazısının devamında şunları aktardı. Mevduat faizleri maliyetli olmaya başladı. Bankalar alternatif seçeneklere yönelmeye başlayacaklar. Kamu bankalarının mevduat faizlerinde artış görülebilir ancak özel bankalar daha sınırlı artışlara gidecektir. Eğer sen heterodoks inadıyla faizi bu denli indirirsen, tırmandırırken de sorun yaşarsın.